Şu Ha, an şu canlı anda YouTube'a yayındayız. bağlanmış. Evet. Evet. Merhabalar Mersin, hem de Amerika'ya selamlar. Umut Hocam bizimle birlikte, Doktor Umut Yıldız. Öğrencilerimiz de göründüğü şekilde birlikte. Hoş geldiniz öncelikle Umut Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şu anda Teşekkür ederim. Mersin'deyim. Evet. El sallayan ortaokul öğrencilerimiz de burada. Ortaokul lise karışık bir grubumuz oldu. Harika. Heyecanlı sizi bekliyorlardı onlar da. Mersin TÜBİTAK 4007 bilim şenliği kapsamında Havacılık, Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği'nin ikinci gününde sizleri aramızda görmekten dolayı büyük onur duyduk. Orada gecenin bir vakti biliyoruz. Arada 11 saat zaman farkı var. Bu saatinizi bize ayırdığınız için özellikle çok çok teşekkür ederiz. Bu bizim için çok büyük bir heyecan oldu. Gördüğünüz gibi hemen NASA Aynen hocam, sweatshirt'ımla aynen hocam. bireysel olarak da uzay bilimlerine bireysel olarak da çok meraklıyım. Öğrencilerimi de yönlendirmeye çalışan biriyim. Hatta bizim o belki gençlerle konuşacağız birazdan, o Insight'ta ya da en son ki aracımızda da ben ve öğrencilerim isimleri var. Oo, harika. Parker Solar Probe'da da var. Daha o zamanlar böyle herkesin çok çok haberi yoktu. Bizler öğrencilerimizle birlikte sıkı takipçisi olduğumuz için. Çok keyifli, çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum ben. Umarım öğrencilerimiz de bizimle aynı fikirdedir. Müsaadenizle öncelikle öğrencilerimize ve canlı yayınımızı izleyenlere sizden kısaca bahsetmek isterim. Ondan sonra geçebiliriz. Tabii Bu hocam. arada ona da geçmeden önce isterseniz ben ya da şöyle bir ekranımı paylaşmak istiyorum. Sizlerle sevgili öğrencilerimiz, salondaki sevgili öğrencilerimiz, sunuda gördüğünüz QR kodu okutabilirsiniz ya da padlet.com Aycan Kavakli Mersin Bilim Şenliği adresine de girebilirsiniz. Orada birazdan da yansıtacağız. Umut Yıldız'a sorularınızı yazabilirsiniz. Yazarken de okulunuzu ve adınızı soyadınızı eklerseniz harika olur. Ha, geldi bana da şu anda. Tamam. Oo, bir sürü soru yazılmaya Çok başlanmış soru bile. var değil mi hocam? Ben de sabah baktığımda birkaç taneydi ama şu an Of gerçekten of çok of fazla of soru of var. of. Harika. Bakalım içinden Tamam istediğimizi tamam tamam tamam. seçip Tamam, harika. onlar açıkken ben de hemen öncelikle sizi öğrencilerimize tanıtmak isterim. Doktor Umut Yıldız, NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory'de derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışmakta. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde lisansını, Hollanda'da okunuyor hocam. Hangisi? Üniversitesinde Groningen. Groningen Groningen. değil mi üniversitesi? Aslında yok, aslında öyle de okunmuyor. Groningen. Groningen demeniz gerekiyor, böyle içten böyle. Oo. Hollandaca'da Hollandaca G böyle inanılmaz, böyle şeyden getirmeniz, boğazdan getirmeniz gerekiyor. Groningen diye. o sesler bizim şeyimizde, dilimizde olmayınca değil Yok yok. mi? Üniversitede yüksek lisans ve Leiden, onu da Leiden, evet. bilmiyorum. Leiden Üniversitesi Gözlem Evi'nde de molekül astrofiziği alanında doktorasını tamamladı. Herschel Uzay Teleskobu'nu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfini yapan takımda yer aldı. Çalışma konuları arasında derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu ve büyük veri analizi ile bilgi madenciliği geliyor. Aynı zamanda siz Popular Science dergisinde de konuk yazarlık yapıyorsunuz. Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum, oradan biliyorum. Ve düzenli olarak da Tek Çare Uzay YouTube kanalınızda canlı yayınlar yapıyorsunuz cumartesileri. Yani bunu da öğrencilerimize söylemiş olalım hem de. Hemen şu bağlantımı da kapatarak size söz vermek isterim Umut Hocam. Tamam. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Buradaki sorular sizin şu anda salondaki arkadaşlardan gelen sorular değil mi? Aynen öyle. Tamam. Tamam o zaman. Ben bilmiyorum, sizin sesinizi duyabilir miyim aslında? Siz de konuşarak da bağırarak da ben sizi duyabilirim. İsterseniz buradan da cevaplandırmaya çalışayım.
Örneğin hemen birkaç tane sorudan başlayabiliriz. Evet. Of, bayağı var. Uzaya ne zaman çıkıyorsunuz ve bunun için heyecanlı mısınız diye bir soru gelmiş. Ah be, keşke ya. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Büyük ihtimalle bizim dönemimiz, biz öyle bir döneme denk geldik ki. Hani böyle 1960'larda böyle uzay denilen, uzay teknolojileri böyle bir anda gaza gelinen bir şey olmuştu. Hatırlıyorsanız böyle, ne Evet. hatırlaması lazım. Ne Ne siz hatırlayacaklar? doğdunuz, ne siz doğdunuz ve ne ben Kütle doğmuştum o başlayan. zamanlar. Aynen. O zamanlar bir ay furyası vardı. İnsanlar Ay'a gidecek. İşte Soğuk Savaş var. İşte Sovyetler Birliği, Amerika arası o hangimiz daha iyiyiz yarışı vardı. Ve bu nedenle uzaya inanılmaz yatırımlar yapılıyordu. Uzaya böyle sanki artık çok kısa bir süre sonra uzaya çıkılacak. Ay'da artık üsler kurulacak. Ay'da hatta şey düşünüyorlar. Dünyada işte Soğuk Savaş dünyada devam ediyor ya. Ya savaşı Ay'da mı yapsak? Ay'a da çıkarsak. Yani Sovyetler Ay'a çıkacak, üst kuracaklar. Amerikalılar Ay'a çıkacak, üst kuracaklar. Bir de orada savaşacak. Yani o Star kadar Wars gibi. aynen Bildiğiniz. o kadar şeyler vardı. Nitekim sonra Amerika Ay'a çıktıktan sonra 6 kere Ay'a gidildi. Sonra bir anda hop bitti. Bittikten sonra gerçekten böyle ne Sovyetler Birliği çok daha fazla yatırım yapabildi. Yani yine yatırımlarına devam ettiler elbette ki ama yani o büyük şiddetli yatırımlar tamamen durdu gibi diyebilirsiniz. Yani o günlere nazaran. Ondan sonra biliyorsunuz uzay mekiği programı falan başladı. Bu Space Shuttle'lar vardır işte normal uçak gibi olan. Onlar falan başladı. Ondan sonra uluslararası 2000'lerde Uluslararası Uzay İstasyonu başladı. Vesaire dersin. Bunlar daha yüksek maliyetlere vardı. Ama bir türlü böyle insanlı uzay yolculuklarının artık rutin hale gelemedi. Ve o devirde bize denk geldi işte hocam. Bize denk Evet, geldiği aynen zamanlar. öyle. Tam o arada Umut Hocam, hani uzaya çıkmak dediniz ya, bir küçük bir etkinliğimiz daha olacak. Acaba öğrencilerimizden kaç kişi uzaya çıkmak istiyor? Onunla ilgili küçük bir book club etkinliğimiz var. Ha tamam. Hemen ekranıma yansıttım. QR kodu okutabilirsiniz ya da book club'den adresi açabilirsiniz. Ben hemen şuradan Ben de yapayım hemen. startını veriyorum. Startı verdim. Dünyadan Yeni başka bir kurum. gezegende yaşamak ister misiniz? Evet, öğrencilerimiz Evet. sizden bunu cevaplamasını Dur, rica dur ben de ediyorum. cevap vereyim. Evet, hayır emin değilim. Dur ya arkadaşlara şey yapmayayım. Başka bir yanıltma Dünyadan. değil de neydi onun adı? Yön vermeyeyim şimdi. Ben de cevabımı vereyim. Tamam, dünyadan başka bir gezegende yaşamak ister misiniz? Benim ekranın üst kısmında gençler görüyorsunuz WhoCrap.com dedikten sonra bir QTZMOP gibi bir kod var. MUP. O kodu direkt girerek bağlanabilirsiniz. Şu an 4 kişi, 5 kişi cevap vermiş görünüyor. Bu arada Wi-Fi'larınızı açabilirsiniz. Az önce bir internet sıkıntısı yaşamıştık. Orada kapatın diye rica etmiştim. Açabilirsiniz. Orada internet bağlantınız var. Ben de bu sırada ona devam edeyim. Sorunun cevabına devam edeyim. Şimdi Tabii ki, öyle bir tabii ki olay hocam. ki, Lütfen. öyle bir olay ki dediğim gibi bizim zamanımız sanki bu araya denk geldi ve şu anda özellikle 2000'den sonra işte kurulan özel uzay şirketleri sayesinde işte biliyorsunuz SpaceX en popülerlerinden bir tanesi Virgin Galactic, Blue Origin gibi şirketler sayesinde artık bunların da 20 senedir çalışmaları neticesinde ilk defa geçen birkaç ay önce üçü de aynı anda neredeyse aynı ayları neredeyse içerisinde uzaya gittiler. Kendi turistlerini uzaya götürdüler. Ben buradan şunu gördüm. Dedim ki bundan sonra artık rutin uzay turizmleri başlayabilir. Rutin uzay turizmi ne demek? Artık parasını ödeyip hoş dolar kaç para oldu diyeceksiniz şimdi. Parasını ödeyip uzaya gitme imkanımız olmaya başladığı bir zamanlara gelmeye başladık. Yani bir Amerika'daki normal bir üst düzey orta seviye insanların bile uzaya gidebileceği bir seviyeye gelmesini istiyorlar. Böyle bir durum var. Yani illa ki böyle milyonerlere sahip işte milyarderler falan uzaya gitsin değil. Yani ortanın üst düzeyinde olan insanlar bile uzaya gitsin deniyor. Bir dakika ya %60 civarı şeyde
Vay vay vay, %60 civarı başka bir gezegende yaşamak istermiş. Valla %60 ben ben 9 kişi başka dünyadan başka bir gezegende yaşamak ister misiniz? O zaman ben arkadaşları duymak istiyorum ya. Evet Bir diyenlerden dakika bir tane arkadaş konuşabilir mi? Evet diyen arkadaşlardan bir tanesi. Evet, tamam. öndeki arkadaş Bir elini kaldırıyor. Evet. soru daha vardı Umut Hocam. Hani yaşamak istiyor ama direkt bir gezegende mi yoksa bir uzay görevinde yer alarak o Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ISS'te mi çalışmak isterler? Yoksa sadece ben astronot Ama olabilirim. önceki soru, evet, önceki soru gezegendeydi. Şimdiki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Tamam, gezegendeki arkadaşa bir ses vermek istiyorum. Evet. Evet, konuş. Yalnız ben o tarafın mikrofonu kapalı. Dur, ask to unmute yapalım. Bir dakika, senin mikrofonun kapalı. Ha. Ben hemen orayı da co-host Tamam, yapayım. açıl. Açıldı. Ses gelmiyor ama. O arada isterseniz şöyle bir mikrofonunu bir açabilirsin. Atacığım orada ayarlayabilirsen. Ha, Kemal oradaymış. Evet. Ses kısmından mikrofonu seçebilirsiniz, select mikrofon kısmından. Takılı olduğu için açmayabilir hocam. Ses sistemi takılıydı oraya yaptıkları için. Oh. İstersen geçici olarak çip çekip tekrar takabilirsin ya da çok şeyse mesaj Ha. kutusundan da yapabilirsiniz. Çıkartıp oluyor mu? Çık o. Çıkartıp Kemal hocam çıkartıp Sizin o değil, sizin yanınıza geliyor herhalde. Anlatmak için. İlginç. Normalde çalışması lazım aslında bu tür Zumba'ya insan kullandığı için. taktığımız aslında böyle profesyonel bir ses sistemi, daha rahat sizin sesinizi duysunlar diye takmıştık. Ama orada o da Bazen o sanırım, şey... o da herhalde ek bir mikrofon istiyor. Ha gel. Takıldı. Aycan Hoca takıldı. Ben o zaman devam edeyim. Geldi ha, geldi. Geldiniz. Şu an geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor evet. Neden başka Peki. bir gezegende yaşamak istiyorsun? Uluslararası Uzay İstasyonu'na cevap değil. Şeye cevap veriyorsun. Neden başka bir gezegende cevap veriyorsun yalnız? Neden başka bir gezegende yaşamak isterdim? Öncelikle bu soruda gençler arasında özellikle bariz bir fark olduğunun farkındayız. Çünkü 9 kişi yaşamak isterdim sorusuna cevap vermiş. Evet cevabını vermiş. Ama bu iş pratiğe döküldüğü takdirde insanların bu kadar pozitif anlamda yaklaşabileceklerini düşünmüyorum. Başka bir gezegende yaşamak, sosyalliklerinden vazgeçmek, temel ihtiyaçlardan gerekirse vazgeçmek ve tamamen çünkü burada bir koloni oluşturmaya çabalıyoruz. Öncelikli olarak çoğalmamız gerekiyor. Beslenebilmemiz gerekiyor. Öncelikli Aynen öyle. ihtiyaçlarımızı gerçekleştirmeyeceğimize bakmamız gerekiyor. Bu durumda bir insan olarak birçok şeyden feragat edebilmek gerekiyor. İnsanlığın bunu çok kolay bir şekilde vazgeçebileceğini düşünmüyorum öncelikle. Ama ben bunu yapardım. Yani Yapardı evet. ama şimdi şöyle de bir olay var. Şimdi başka gezegenden kastımız Mars mı yoksa başka bir yıldızın çevresindeki herhangi bir gezegen mi? Çünkü henüz oralarda da örneğin dünya benzeri gezegenler diye bir şey duymuşsunuzdur. Değil mi arkadaşlar? Arkadaş duyan var mı? Dünya benzeri gezegenler keşfedildi. Haberlerini takip ediyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Evet, yani onun gibi dünya benzeri gezegenler duyuyoruz.
Dünya benzeri olmasının sebebi de orada suyun sıvı halde olması. Yani en önemli şartlardan bir tanesi o. Suyu sıvı halde bulunursa ne çok soğuk oluyor ne çok sıcak oluyor. Yani yüzey çok soğuk olursa su donmuş oluyor ya da toprağın altında kalmış oluyor. Ya da çok sıcak olursa bu sefer buharlaşmış oluyor yine su şey olmuyor. Yani ortalama bir sıcaklık olmuş oluyor. Ama sadece aradığımız şey bu değil. Evet. Başka ne var örneğin? Başka ne var? Örneğin ne yaşamak için ne gerekiyor örneğin? Genelde gezegenlerde canlılık örnekleri olup olmadığına bakılıyor. Mikroorganizmalar vesaire. Yok, ondan öte büyük ihtimalle gittiğimiz gezegende yaşam olmayabilir. Yaşamın olmaması yani hiç yaşam olmayabilir. Örneğin biz Mars'ta şu anda yaşam ararız. Mars'ta yaşam bulunma ihtimali olduğunu düşünenler var mı? Bir elinizi göreyim. Mars'ta yaşam vardır diyenler birkaç kişi. Yoktur diyenler ya cevap vermeyenler yoktur mu diyorlar? Mars'ta kesinlikle yaşam yoktur mu diyorsunuz? Mars'ta yaşam yoktur diyenler. Çekinik mi kalıyorsunuz yoksa ya yoktur diye mi el kaldırmadınız? Yoktur diyen yani. Ya aslında şey gibi böyle yarı yarıya gibi. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Mars'ta yaşam var mı yok mu sorusunun cevabına evet kesin hala şu anda bilmiyoruz. Şu takip ettiğiniz özellikle hocam da söyledi işte Perseverance'da beraber ismimizi gönderdik demiştiniz. Kimler gönderdi örneğin ismini? İsim gönderenler Perseverance'da birkaç arkadaş var. İşte bu araç şu an Şubat 2010 2021'de Mars'a iniş yapmıştı. Bu araç şu anda Mars'ta yaşam var mı yok mu ya da daha önceden Mars'ta yaşam var mıydı yok muydu sorusunun cevabını araştırmaya çalışıyor. Yani kısacası biz Mars'a insan olarak gitsek orada koloni kursak bile yani orada herhangi bir yaşamı hiç rastlamaya da biliriz. Orada hiçbir şekilde yaşam olmadan biz dünyadaki yaşamı Mars'a götürüyor da olabiliriz. Yani senaryolardan bir tanesi de bu olabilir. Bu biraz daha zor, hem iyi hem kötü. Mars'ta gerçekten yaşam vardıysa ne olacak? Bu sefer oralardaki işte oradaki mikroorganizmalar acaba bize zararlı mı? İşte virüs oluşturur mu? İşte oradaki insanlar dünyaya gelse ya işte başımıza bela olur mu? Görüyoruz işte şu anda hepiniz maskeyle dolaşıyorsunuz. Yani düşünsenize ya dünyadaki bir virüsün işte farklı bir şekilde mutasyonuyla bile yeniden virüs ürüyor, farklı bir şekilde güçleniyor ve daha da şey yapıyor. Bir de siz bunun Mars'ta olduğunu düşünün. Bir de daha da önemlisi bizim Mars'ta bulacağımız ya da aradığımız canlılık bizim dünyadaki canlılığa hiç benzemeyebilir. Yani bizim şu andaki canlılığımız nedir? DNA temellidir. DNA Evet. RNA temellidir, değil mi? Şimdi DNA, RNA'yı biz az çok anlayabiliyoruz. İşte elektron mikroskoplarıyla falan inceledik. İşte uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapılıyor. Neredeyse dünyadaki birçok insanın işte DNA'sı toplanıyor ve böylelikle işte sana şey diyorlar. Ya işte senin gen haritanı çıkartıyoruz. İşte senin deden işte hangi nerelerden geliyormuş? Senin dedelerin bilmem nerelerden geliyormuş işte. Aa diyorsun benimki işte Asya'dan geliyormuş. Benimki işte Avrupa'da işte şeylerimiz varmış. İşte dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz varmış falan diye. Genleri topluyorlar böyle. Ve böylelikle büyük bir gen havuzu yapılıyor. Ama şöyle de bir olay da var. Biz örneğin Mars'ta bir yaşam bulsak, bulacağımız yaşam bu DNA ya da RNA'ya hiç benzemeyebilir. Bu Evet. sizce ne demek? Başka bir soru, burada başka bir soru daha var. Mars'ta bulduğumuz yaşam DNA veya RNA'ya da benzeyebilir. Bu da başka bir soru. Yani şeyi anlayabiliyor musunuz? Yani ne kadar ikisi arasındaki hem soru farkı hem de yorumlar farkı. Bunun sonuçları farkı. Yani eğer ki Mars'ta bulunacak yaşam DNA veya RNA temelli ise yani bizim dünyadaki işte karbon temelli yaşama benziyorsa biz bu sefer diyeceğiz ki o bir dakika ya belki de Mars'taki yaşam dünyadan gitmiştir ya da dünyadaki yaşam Mars'tan gelmiştir. Bunlar birbirleriyle ilişkili madem. Ya da herhangi bir yerde yaşam kendi kendine oluşabiliyorsa örneğin dünyadaki yaşam da oluşabiliyorsa ya da Mars'taki yaşam kendi kendine oluşabiliyorsa ne olursa olsun yine aynı rotayı izliyor ve aynı şekilde geliyor. Böyle bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Ya da öteki senaryoya bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir bakıyorsunuz Mars'taki yaşamda ne RNA var ne DNA var. Çok daha farklı bir şey. Ama yaşıyor yani bildiğimiz yaşıyor gibi bir şey.
Tabii buna da burada da başka bir soru var. Ya bu sefer yaşam nedir sorusunu soruyorsunuz. Biz neye yaşam diyeceğiz sorusunu soruyorsunuz. Yani örneğin Mars'ta gezen işte Perseverance'da gidiyor sonuçta değil mi? Yani hareket eden bacakları var gidiyor. Bu sefer ona yaşam mı diyeceksiniz yoksa değil mi diyeceksiniz değil mi? Ya yani bu sefer yaşam nedir sorusu oluyor. Ya da DNA ya da RNA temelli değilse bu sefer yaşam dünyada bir şekilde oluşan yaşam bir şekilde büyüdü gitti bu şekilde insanlara kadar gelişti. Örneğin Mars'ta da farklı bir şekilde yaşam oluştu ve oradaki rotadan da farklı bir şekilde ilerliyor, gidiyor. Ve bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve buradan da şu sonucu çıkaracaksınız. Eğer ki örneğin başka bir yerlerde yaşam ararsak, dünya dışında işte başka gezegenlerde, başka işte ne bileyim başka yıldızların çevresinde dolanan işte dünya benzeri gezegen arıyoruz diyoruz. Bunlarda yaşam bulursak, işte yaşam bulursak dedi. Aradığımız yaşam bu sefer ya dünyadaki yaşama benzer bir yaşam olacak ya da tam tersi yaşam olacak. İşte en büyük sorunlardan bir tanesi bizim şu anda dünya dışında herhangi bir yerde yaşam bulabilmek. Bu Mars olabilir, işte Venüs olabilir, bu ne bileyim Titan olabilir. İşte Europa uydusu olabilir, orası olabilir, burası olabilir, herhangi bir yer. Ama bir şekilde dünyanın dışında herhangi bir yerde yaşam bulduğumuz anda bu bir şey olacak. Tabii orada yaşamaya gelince, örneğin Mars'ta yaşamla alakalı çok filmler ortaya çıkıyor. İşte Marslı filmi vardı biliyorsunuzdur. Herkes izlemiştir eminim ki. Marslı filminde yani böyle Marslı filmi aslında Mars'ta yaşayan bir insan filmi gibi gözüküyor ama öyle değil aslında. Yani film aslında Survival. Survivor şey vardı biliyorsunuz yarışması vardı. Aynı onun gibi yani kendi hayatta kalma mücadelesi aslında değil mi? Adam orada Mars koşullarında patates yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Tabii burada şöyle sorunlar var. Mars'taki atmosfer. Mars'taki atmosferi bilenler var mı? Ne var Mars'ta? Yani aslında bir sen varsın konuşan. Keşke şu anda diğer arkadaşlar oluyor Galiba yanlış bilmiyorsam düzeltin. Azot diye bir. biliyorum ama azot. Azot değil. Karbondioksit. Hem de %96 karbondioksit var Mars'ta. Mars'ta %96 karbondioksit. Dünyadaki oksijen ne kadardı? Vallahi yakalandın. Altı diyelim. Yakalandın. Şu anda bütün sorular sana geliyor. Dünyadaki oksijen ne kadardı? %21. Değil mi? Evet, 76'da 21 oksijen. Evet, Aynen. tamam. %78 azot, %21 de oksijen var, değil mi? Biz nefes aldığımızda biz nefes alıyoruz, değil mi? Nefes aldığımızda ne Evet. alırız aslında içimize? Havayı alırız. Alırız. Ya havayı alırız. Sadece oksijeni almayız yani. %78 azot artı %21 oksijenle beraber havayı içimize alırız. Ve azot ne olur içimizde? Hiçbir şey olmaz. Azot tepkimeye girmeden çıkar gider. Yani biz nefes alırız, azotla beraber havayı çekeriz içimize. Bu sefer oksijeni yakmak için kullanırız. Oksijen adı üstünde biz hani normal ateş yakmak için oksijen kullanıyoruz ya. Benzer Evet. şekilde düşünün. Yani canlılıktaki enerjiye çevirmek için o işte motorları çalıştırmak için yakmak için işte o motorları çalıştırmak için yakmak için de aynı şekilde oksijene gerekiyor. Biz o %21 oksijeni hücrelerimizi çalıştırmak için kullanıyoruz. Ama geri kalan %78 azotun hiçbir önemi yok. O girdiği gibi dışarı çıkıyor. Yani tepkimeye Evet. girmeden çıkıyor. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bizim %21 derecede oksijene ihtiyacımız var. Yani biz %23 oksijenle yaşayamıyoruz. %19 oksijenle de yaşayamıyoruz. Yani yaşayanlar var elbette ki de işte dağların tepelerinde falan. Yani daha az oksijen oluyor oralarda. Ama sen onun daha da düşürsen ne bileyim %15'e falan düşürsen bu sefer olmuyor. Ya da fazla oksijen verdiğinde bu sefer patlıyor, akciğerler patlıyor. Kısacası sen belli bir o dengedeki %21'de yaşaman gerekiyor. Sen örneğin Mars'a gitsen ya da senin şu anda örneğin hani filmler vardır işte Uzay Yolu filmi vardır. Sürekli başka gezegenlere giderler işte oradan o gezegene giderler başka gezegene giderler. Hatta diyorlar ki işte oksijen iniyorlar gezegene işte ışınla beni Scotty ışınlıyor aşağı bir iniyor ondan sonra bir bakmışsın. Buradaki oksijen işte bakıyor saatinde. Buradaki oksijen işte tam bize göreymiş. Lan tam size göre oksijeni nerede buluyorsun? Tam yani %21 oksijen buluyorsun gittiğin gezegende. Düşünebiliyor musunuz? Aslında saçma yani. Sen Evet, %20, hiçbir ihtimal %21, yok. %22 falan oksijen bulsan
anca işte tamam işte dünyaya benzer, ben burada yaşarım diyebilirsiniz ama daha fazlası ya da daha azına yaşayamazsınız zaten. Yani siz böyle maskenizi çıkartın da bilmem şey yapayım falan filan, böyle bir şey olmaz. Aynı şekilde yani senin herhangi başka bir yerde, başka bir gezi yıldızın çevresindeki gezegene gittiğinde senin bu şekilde hayatta kalman gerçekten kolay değil. Oralarda evet, yani doğal olarak oksijen deposuyla, metanoposuyla falan gideceksin. Evet. Ama insan olarak oraya gitmen çok kolay değil. Burada farklı sorular ortaya çıkıyor. Biz örneğin Mars'a gittiğimizde, evet, Mars'a insanlar gidecek. Belki yani siz şu anda, yani Mars'a gidecek insan, Mars'ta yaşayacak insanlar belki sizin yaşınızda olabilir şu anda. Şu anda lisede, lise çağlarında olabilir. Hatta Mars'ta koloni kurulduğunda orada yaşayacak insanlar belki sizin yaşınızda olabilir. Ortaokuldaki arkadaşlarımızın yaşlarında olabilir. Bu şekilde şey yapabilirler yani, orada yaşayabilirler, yaşayacak duruma gelebilirler. Ama oralarda böyle uzun süreli yaşayalım işte, insanlar oraya göre, Mars'a göre evrim geçirsin bilmem ne falan filan, böyle bir şey çok da mümkün gözükmüyor. Neden mümkün gözükmüyor? %96 karbondioksitle yaşayamazsın. Neden? Çünkü sen ağaç değilsin. Evet. Yani karbondioksitle kim yaşar? Ağaçlar yaşar. Değil mi? Sonuçta bitkiler yaşarlar. Biz ağaç olmadığımız için böyle bir şey yaşayamayacağız. Peki. Kısacası evet. Evet. Yok, siz bitirin hocam. Kısacası bu. Yani bu şekilde diyecektim. Yani başka bir gezegende yaşamak gerçekten yani kolay bir şey değil. Özellikle bizim şartlarımız, bizim aradığımız yaşam şartlarını bulabilmek kolay değil. Çünkü biz bu gezegende yaşamak için evrimleşmiş canlılarız. Yani buradan başka bir yerde yaşamamız mümkün değil. Çünkü bu sıcaklıkta, bu sıcaklık ortalaması olması gerekiyor. Bu şey olması gerekiyor. İşte bu radyasyon seviyesi olması gerekiyor vesaire vesaire. Çok Bir sürü güzel. şartlar var. Bunların hepsinin olduğu yer işte dünya. Başka bir yere gittiğinde yaşayamazsın. Ama başka yere gittiğinde yaşayacak canlılar da var. Onu da söyleyelim. İşte tardigratlar falan duymuşsunuzdur, değil mi? Bu su Evet. ayılarını duyanlar var mı? Evet. Tardigratları duyanlar var mı? Neredeyse. Duydu mu? Evet. Herkes duydu mu? Bir el kaldırın. Tardigratları duyanlar. Evet, ya herkes neredeyse herkes duymuş. Harika, harika. Su ayıları deniyor bunları. Bunlar inanılmaz soğuklukta, inanılmaz sıcaklıklarda hala hayatta kalabiliyorlar. Sen bunları şeye tutuyorsun, böyle ateşin içerisinde sokuyorsun, atıyorsun ya da buzdolabının içerisinde sokuyorsun, donduruyorsun, eksi 100, eksi bilmem ne derecelere kadar getiriyorsun, hala yaşıyorlar. Ve işin ilginç tarafı bu, ya yani böyle çok zor şartlara geldiklerinde kendilerini kapatıyorlar, fıçı deniyor ona, fıçı şekline getiriyorlar, kendilerini kapatıyorlar, orada isteseler 100 sene bekliyorlar, 200 sene bekleyebiliyorlar. Ta ki yeniden şartların normal bir şekilde gelinceye kadar. Ve onlar da bu şekilde canlılar var. Yani yaşam dediğimiz şey sadece ne insandan ibaret ne de böyle tavuktan, inekten, keçiden ibaret. Yani bu şekilde çok daha iyi, küçük mikroorganizmalar da var. Onlar da yaşayabiliyorlar. Adın neydi senin bu arada? Bila ben. Dila. Bila Arslan. Dila. Dila. Evet Memnun Dilacığım. oldum konuşmama. Dilacığım işte böyle. Yani başka bir yerde yaşamak güzel bir şey gibi gözükse de bence gittiğinde canın Evet. sıkılır. Hemen geri dönmek istersin. Ben hayır dedim acaba o soruya. Evet. Haklısın Burada hocam. Teşekkür ediyorum tekrardan. ben teşekkür Daha ederim geldiğin için. böyle. Milyon yıllar önce dinozorları öldüren meteor şu an nerede? Ben Dan dan. tekrar. Bu meteor şu Evet, o soruyu anda ben de gördüm. Neredeler diye. Meksika'nın Chicxulub diye bir bölgesinde, yani Meksika'da şu anda bulunuyor. Yani onu da Alvarez diye bir jeologtu zannedersem. İsmini unuttum. George Alvarez mi? Tam hatırlamıyorum ismini de. Yani o buluyor şeyi, ya yani bu teoriyi. Ve sonradan da işte Meksika'daki o meteorun düştüğü yer bulunuyor. Yani büyük bir delik bulunuyor. Tabii şeyin içerisinde, yani denizin içerisinde, okyanusun içerisinde bir yer burası. Böyle bir yer bulunuyor. Orada diyorlar ki işte burası 65 milyon yıl önce
büyük ihtimalle işte bu büyük ihtimalle değil, 65 milyon yıl önce dinozorları öldüren meteor dur diye düşünülüyor. Orada hocam Evet. aslında ilginç de bir soru var. Ben de hani bunlar hakkında çok da spekülasyon yapılıyor ama bir paylaşabilir miyim müsaadenizle? Tabii tabii hocam. NASA'da çalıştığınız için sormuşlar. İçeri Anadolu Lisesi'nden öğrencimiz NASA'da bulduğunuz ya da keşfettiğiniz her şeyi insanlıkla paylaşıyor musunuz diye. Şimdi bulduğumuz ya da keşfettiğimiz, yani buradaki soru şu. Eğer ki bir mühendislik bir şey ise, şimdi düşünün siz, yani siz milyonlarca hatta milyarlarca dolar para harcayıp bir araç yapıyorsunuz. Değil mi? Yaptığınız aracı işte Mars'a götürüyorsunuz. Doğal olarak siz bu aracın yapılışındaki kullanılan teknolojiyi hemen böyle başkalarıyla paylaşmak istemeyebilirsiniz. Ya önce bir ben yapayım, işte ben kullanayım, ben bu kadar iyi. Sonuçta uzun saatler boyunca bir sürü mühendis çalıştırmışsınız, bir teknoloji icat etmişsiniz. Bu teknolojiyi vermeyebilirler ki vermiyorlar da. Yani Özellikle insan. Çin'de değil mi bu Mars'a götürdüğü araçlarla ilgili bilgileri falan paylaşmamıştı Hayır, hala. bilgi değil. Bir dakika. İşte Bilgi değil ya da. şeyi ayırmaya çalışıyorum işte. Olayı ayırmaya çalışıyorum. Mühendislik teknolojisini paylaşmak zorunda değil. Çünkü bu mühendislik teknolojisi aynı zamanda askeri teknolojiye de girebiliyor. Çünkü çok çok dayanıklı malzemeler yapıyorsunuz. Ne bileyim uzay şartlarında çalışan malzemeler yapıyorsunuz. Doğal olarak ilginç bir malzeme bu. Yani bu yani sonuçta kolay bir şey değil yani. Bunu vermeyebilirler. Ama bugüne kadar bulunan bütün şeyler en geç bir sene içerisinde NASA'nın web sitesine konuluyor. Hatta bazı şeyler var şu anda. Bazı misyonlar var. Örneğin Mars'ın Perseverance misyonları. Mars'ın Perseverance misyonu şu anda fotoğraf çekilir, birkaç gün sonra anında şeye koyarlar, web sitesine koyarlar. Hatta bak ben de şey paylaşabiliyorum değil mi? Evet Ben de evet hocam. paylaşabiliyorum. Ben de hemen size paylaşayım örneğin. Mars Perseverance Rov Images. Arattığımız şeydir. Ekran paylaşımı yap. Hatta o Newton'un de çektiği şeyleri de paylaşmışlar burada. Onları da hatırlıyorum. Ekran paylaşımı. Tamam şu. Ekranı paylaş. Evet Bakın şu şu an. anda sadece şunu yazdım. Mars Perseverance yani aracın ismini yazdım. Raw Images. Raw ham demek. Ham görüntüler. Bunu Google'da aratıyorum ve giriyorum bir bakıyorum ki arkadaşlar şu ana kadar 173 bin tane bakın Şubat'tan beri Mars'ta olan bir araç bu. 173 bin tane resmi direkt koymuşlar. Bak bir sene falan da geçmemiş. Yani bir seneden bir seneye geçmesi bir sene kuralı var aslında. Çünkü düşünsenize siz yani o kamerayı yapan bir şeysiniz. Bir mühendissiniz. Doğal olarak o kameranın keşfettiği şeyleri siz hemen yani bir makale yazıp sizin duyurmanızı istersiniz. Ama yine de böyle yapmıyorlar. Diyorlar ki insanlık faydalansın. Hemen fotoğraf çekiliyor ve hemen gönderiliyor şeye, web sitesine konuluyor. Bunlar ham resimler. Bak 144 tane bugün gelen resim. Hemen geliyormuş Heyecan gördüğünüz gibi. verici. Bütün şeyler ya bütün nerede nasıl. Siz de giriyorsunuz buraya. Ya buradaki resimlere girebiliyorsunuz. İşte hangisine girelim örneğin. Şöyle yüksek çözünürlükte olan var mı? Open image in new tab desem. Böyle fotoğraflar geliyor. Hatta böyle komplo teorileri falan çıkıyor ya. Aa işte Mars'ta kurbağa görülmüş, işte yılan görülmüş falan filan diye. Onlar da Evet. bunları kullanıyorlar işte. Bu resimler çünkü ham resimler olduğu için direkt geliyor, direkt koyuyorlar o resimleri. Ham resimler olduğu için şak diye hemen bakıyorlar. Aa diyorlar bu kurbağaya benziyormuş. Aa bilmem kaplumbağa geziyor bilmem ne bilmem ne falan yani. Böyle komplo da yapabiliyorlar. Kısacası NASA çektiği bütün fotoğrafları, bilimsel bütün bilgileri anında olmasa da en geç bir sene içerisinde halka duyuruyor. Hepsini halka duyurur. Bakın yani bak gezdiği yerlere, arkadan geldiği yerden fotoğraf çekmiş, onu da koymuşlar hemen. Yani kısacası böyle şeyler var. Bazı resimler konmayabilir. Konmamasının sebebi de şu. Çünkü az önce dediğim gibi yani bu resmi örneğin bir şey yapıyor. Bir mühendis yazıyor. Ya bir mühendis örneğin o aracın o parçasını yapmış. Doğal olarak o parçası bir şey keşfederse
dur diye bunu halka şimdiden yani olduğu gibi koymak yerine ben gideyim şey yapayım yani makalesini yazayım, keşfi ben sahipleneyim diye bekletebiliyorlar ve dediğim gibi en fazla bir sene bekleyebiliyor. Bir sene sonra eğer yayınlamazsa o makaleyi fotoğraf yine konuyor buraya. Bu sefer sen yayınlayabiliyorsun. Evet. Başka sizin cevaplamak Başka istediğiniz soralım. ben de birkaç soru gördüm ama Uzayda tarım yapılabilir mi sorusu var. Aslında evet. Aslında sadece uzayda değil. Dünyada topraksız tarım denilen bir şey vardır. Hiç duydun mu? Topraksız tarım duyanlar var mı? Hidroponi deniyor buna. Evet. Topraksız tarım yapılabiliyor. Uzayda da böyle şeyler var. Uzayda da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da topraksız tarım gerçekleştirildi. İşte marul yetiştirildi. Geçen de evet. başka bir şey daha, başka bir haber daha vardı yani. Neydi o ya? Biber. Geçenlerde bir biber haberi vardı. Acı biber mi ne? Yani öyle bir biber haberi vardı. Başka var mıydı bildiğim? Ya kısacası şu an itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda topraksız tarım yapılabiliyor. Bu geniş vadede yapılabilirse, ya bu ne demek olur? Düşünsenize kütle çekim ortamının mikro olduğu bir yerde, çok düşük kütle çekimi olan bir yerde siz bitki yetiştiriyorsunuz. Bu önemli bir şey. Hatta yiyeceğiniz bitki yetiştiriyorsunuz. Bu önemli bir şey. Aynı şekilde siz Mars'ta da bir şeyler yetiştirebilirsiniz diye de anlamına geliyor bu böyle bir şey. Evet. Bir öğrencimiz uzayda madenciliğin geleceği var mı demiş. Bu dönemlerden çok şeyler konuşuluyor. Oradan farklı gezegenlerden gidip o madenleri alıp geri dünyaya dönme gibi. Aslında Aslında evet ve bu hayır. Evet ve hayır. Bu soruda benim düşüncem biraz daha bizim görebileceğimiz bir şey olmayabileceği yönünde. Neden diyeceksiniz? Şu anda daha şimdi bir asteroide gitmek kolay bir şey değil. Yani yine vakit alıyor. Bizim şu anki teknolojimizde en az 2 sene, 3 sene vakit alıyor. Oraya kadar gidiyorsunuz. Gittiğinizde sizin o asteroidi bir kere iyice incelemeniz gerekiyor. Şey yapacaksınız. Ne denir? Fotoğraflarını çekeceksiniz. Onunla yüzeyinin altında maden var mı diye bakacaksınız. Sonrasında tamam madeni de buldunuz. Sonra ne olacak? Sonra o aşağıya inip, yüzeyine inip ondan sonra o madeni çıkartmanız gerekiyor. Şimdi buradaki soru şu. Normalde bir matkabı çalıştırmak için ne gerekiyor? Elektrik gerekiyor. Özellikle güçlü bir matkabı çalıştırmanız için sadece böyle 220 voltluk elektrikler değil, hatta bizim trafolardaki elektrikler işte 380 voltluk elektrikler vardır değil mi? Böyle yüksek voltajda. Onlar evet. gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Sizin gerçekten ciddi derecede elektrik üretmeniz gerekiyor. Bildiğin matkabı çalıştırmak için. Ki sen işte bir asteroitte madencilik yapmak istiyorsun. Şimdi asteroitler nerede yer alıyor? Mars ile Jüpiter arasında değil mi? Dünya, Mars. Arada da asteroitler, ondan sonra Jüpiter var. Yani kısacası bayağı uzaklarda bir yerlerde. Kısacası dünyadan daha uzakta ve daha soğukta bir yerde. Güneş enerjisinin daha az olduğu bir yere gitmiş oluyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda, bu kadar uzak bir ortamda senin güneş enerjisinden elektrik üretmen ve bu ürettiğin elektrikle matkap çalıştırman, işte asteroidi delmen, bilmem ne falan filan kolay değil. Gerçekten yüksek elektriğe ihtiyacım var ve bu da hiç kolay bir şey değil. Onun için şu an itibariyle böyle özellikle enerji teknolojileri falan geliştirilmeden bir de işte ne bileyim buralara ulaşmak vakit alıyor. Buralara kadar ulaşmak gibi teknolojileri daha da hızlandırmadan çok kolay bir şey gözükmüyor. Bir de tamam deldin diyelim. Bunu nasıl çıkartacaksın? Çıkarttın sonra yeniden nasıl yükselteceksin? Sonuçta yeniden bir roket lazım. Onu uzaya yeniden taşıyabilmen için. Sonra onu buradan buraya geri getirmen için falan filan. Kısacası ey yavrum ey ya bayağı iş yani. Yapmak zor. Çünkü daha şu dönemlerde artık yeni yeni kullanılıyor o SpaceX'inkiler roketi fırlatıp sonra tekrar kullanılabilir şekilde geri inebilmesi. Onun aynı sistemi bir de gittiği gezegende kurulması gerekiyor, değil mi? Evet yani tabii. Senin orada düşünsenize. Örneğin şöyle düşünün. İnsan gittiğini düşünün. Örneğin siz Mars'a 4 kişilik bir 4 kişi gitti. İnsan gönderdiniz. Gönderdiğiniz insanı geri getirmeniz için
Bakın şurayı, şu sayıyı dikkat edin. Geri getirmeniz için sizin yeniden bir rokete ihtiyacınız var, değil mi? Roketi Mars'tan yukarı kaldırmanız gerekiyor. O roketin yukarı kalkabilmesi için sizin yanınızda hem yakıt götürmeniz gerekiyor, hem de az önce söylediğim ne gerekiyordu? Oksijen yakmak için, değil mi? Motoru yakabilmeniz için oksijen gerekiyor. Sadece motoru yakabilmeniz için bile, bakın yakıtı bırak, 25 tonluk oksijen tankı gerekiyor. 25 ton. Düşünsenize, siz dünyadan zaten uzaya 25 ton bir şey taşımanız, yani biz zaten uzaya 1 kilo bir şey taşıdığımızda bilmem kaç bin dolardan bahsediyoruz. Sen 25 ton, yani çıkarken işine yaramayan bir şeyi çıkartacaksın. Sonra ta Mars'a kadar taşıyacaksın. Sonra Mars'ta aşağı indireceksin. 25 tonluk aracı aşağı indireceksin. Sonra oradan yeni gerikten yukarı çıkacaksın. Ya yani Perseverance bile 1 ton örneğin. Size öyle söyleyeyim. Ya da Curiosity robotu bile 1 ton. Yani düşünsene de Mars'a insan göndermek bilmem ne, oradan geri getirmek aslında kolay bir iş değil. Yani Öyle normal bakın, olarak bakmak o lazım. görünüyor belki gezegenin üstünde ama bir ton hakikaten çok ağır. Ya bir tonluk bir araç yani Perseverance. Bir de senin dediğim gibi, yani geri dönmen için bu kadar, bir de roket koyacaksın, yeni başka bir roket koyacaksın. Ben sadece yakıttan bahsettim bir de. Bir de roketi götüreceksin. Yani bilmem ne bilmem ne falan. Ha, Ay'da yapılmamış mı? Ay'da yapıldı bunlar. Ay'a gidildi bunlar. Ama Ay'daki sorun, Ay'daki kolaylık sorun değildi. Kolaylık şuydu. Ay'ın kütle çekimi dünyanın kütle çekiminin altıda biriydi zaten. Doğal olarak orada böyle pıt diye bir şey yaptığında bile hemen yukarı kalkabiliyordu. Ya pıt diye değildi elbette ki, ama yani biraz daha az bir yakıtla bile hemen yukarı çıkabildi. Öğrencimiz soruyu soran öğrencimiz geldi. Hemen o araya bir şey ekleyebilir miyim hocam diye ben ona hemen sözü vereceğim. Merhaba hocam, ben Kerem. Şimdi bu Merhaba Kerem. soruyu sorarken şey düşündüm ben. Şimdi madem hani dediniz ya 1960'larda Ay'a işte çok yatırım yapılıyordu. Şimdilerde yatırım yapılmıyor. Eğer bu madencilik olursa daha fazla yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü işin içinde sadece bir şey Para keşfetmek değil, bir giriyor. şey kazanmak Para var. giriyor. Evet, yani çok daha ileri atılabileceğini düşünüyorum bu madencilik sayesinde. Söyledikleriniz için de teşekkür ederim. Yok yok, Cevapladığınız haklısın. için. Yani bu işin içerisinde, yani evet, özel şirketler girer, para girer falan filan. Tamam, eyvallah. Bunda bir derdimiz yok, ama o teknolojiyi geliştirmek için örneğin işte Elon Musk gibi böyle çılgın insanlara ihtiyaç var. Gidip PayPal'dan işte bir, yani 100 milyon dolar para kazanıp o 100 milyon dolarının hepsini şeye harcayıp, işte Tesla ile SpaceX'e harcayacak derecede böyle çılgın insanlara ihtiyaç var ve bununla da Ar-Ge yapacak insanlara ihtiyaç var. Çünkü Ar-Ge gerektiriyor bu. Senin başka bir yerde, başka bir asteroitte enerji üretebilmen gerekiyor. En büyük sorunlardan bir tanesi bu olacak örneğin. Ya da işte diğer milyonlar, işte Jeff Bezos, işte Richard Branson örneğin, bunlar da milyarder zaten. Dediler ki ya işte benim zaten bir sürü şirketim var, bundan sonra bana bir şey olmaz diyorlar. Ya 1 milyar da şuraya verelim. İşte senede 1 milyar da işte şu şirkete, işte uzay şirketime versem dokunmaz diyor ki, öyle yapıyor yani. O tür insanlar harcayabiliyor parayı. Ama şu an itibariyle biraz zor işte yani. Keşke olsa. Anladım hocam. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Başka? Uzayda internet çeker mi var? Aslında yok, komik bir soru değil. Gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü yakında bu telefon hatları var ya, hepsi gidecek. Bu telefon hatları matları Değil mi? falan, böyle bilmem Turkcell'dir, bilmem Vodafone'dur falan, bunların hepsi gidecek. Starlink'le falan iletişim Uygulamak. kuracağız büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle biz Muhtemelen evet. iletişimimizi de uzaydan sağlayacağız. Direkt Starlink'lerle sağlayacağız. Hem ucuza gelecek, hem de dünyanın herhangi bir yerine de den iletişim kurmamız çok kolaylaşacak. Böyle bir şey Bu çok olacak. inanılmaz çok fazla sayıda Starlink uydusu gönderdim. Hatta bununla ilgili şikayetler ya da şeyler de var galiba. Şu an itibariyle hemen bakayım. Engellemesiyle ilgili. Starlink number of satellites diye. Bir hemen bakayım. Şu an itibariyle kaç tane Starlink gönderilmiş? 1600 mü diyor? Şu anda Wikipedia'ya çıktı hemen karşıma. 1600 diyordu. Constellation evet, şu an itibariyle 1892 tane göndermiş. 1732 tanesi çalışıyormuş. Düşün, düşün. Ve bu sayı 42 bine çıkacak. Düşünün yani.
Şu anda daha 1732 tanesi gönderilmiş durumda ve sonuçta Starlink şu anda gayet güzel çalışıyor. Hı hı. Özellikle Türkiye'de henüz kullananlar var mı bilmiyorum da Amerika'nın böyle kırsal kesimlerinde tabii Amerika'da kırsal kesimlerdeki insanlar falan onun şey ücreti $100 civarı bir şey yani öyle çok da değil. Normalde biz internete burada zaten $65 ödüyoruz. Yani sadece $100 ödüyorsun ve çok daha yüksek hem download hem upload hızı veriyor. 100 megabit download, 100 megabit de upload veriyor düşünün yani. Hadi download yüksek gelebilir de upload 100 megabit almak kolay değil yani. Burada bile biz kendi operatörlerimize ekstra para vermemiz gerekiyor. Bu şekilde veriyor. Ki bir de 42 bin olduğunu düşünün, inanılmaz hızlanacak yani. Ve büyük ihtimalle bu cep telefonlarının işte istasyonları falan hepsine goodbye yani. Tehlikenin farkında olduklarını da çok da sanmıyorum. Bakalım onlar nasıl bir önlem alacaklar bunun için. Evet, böyle bir şey var. Bir de başka bir şey daha. Sorunun bir de öteki tarafına da bakabiliriz. Uzayda internet çeker mi? Aslında evet. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda örneğin şey attı mı bilmiyorum. Geçen gün dediysem dün mü? Dünden önceki gündü herhalde ya. Bu Yusaku Maezawa, bu Japon milyarder uzaya gitti. Takip eden oldu mu bilmiyorum. Attı mı tweet, hiç bakan var mı? Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan tweet atıyor sonuçta. Tweet atacaksın sonuçta. Bakıyorum şu anda Dreams Come True diye atmış. Başka da atmamış. Herhalde internet çekiyormuş şu an itibariyle. Ama uzaydan internet var. HD kalitede internet gönderilebiliyor. Video gönderilebiliyor. Zaten şeyden girebilirsiniz ya. İnternet şeye girebilirsiniz. Canlı yayın. ISS Live diye bir web sitesi var. Oraya girebilirsiniz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun canlı görüntüsünü ya da oradan dünyada gezerkenki videosunu zaten canlı olarak görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Bazen kesiyorlar o yayını. Millet de şey sanıyor. Anam yayını kestiler bilmem ne falan işte. Bir şey oldu ki yayını kestiler falan. Öyle durumlar o durumlar öyle şey değil yani. Kopluya varacağınız şeyler değil. Oradaki astronotlar film izlemek istedikleri zaman şey yapıyorlar. Netflix falan izlemek istedikleri zaman dünyaya internet vermeyi kesiyorlar. Onlar o internetleri download ediyorlar kendi şeylerine. Ondan sonra yeniden devam ediyorlar. Ya böyle şeyler olabiliyor. Yani interneti bu şekilde paylaşabiliyorlar. Ama oradan bazı fotoğrafları gönderiyorlar ya hocam. Hani dünyanın görüntüsü. Bazen İstanbul'u paylaşmışlardı birkaç kere. Siz de hatırlarsınız. Evet, evet. Mükemmel bir deneyim. Orada olmak ister miydik? İsterdim. Ben isterdim açıkçası. Orada olmak isterdim canım. Ben de isterdim. Ya orada olmak istersiniz. Sadece dediğim gibi ya başka gezegende yaşamak fikri bana çok şey gelmiyor. İşte Mars'ta yaşamak fikri de bana çok kolay gelmiyor. Hatta siz orada Çukurova Üniversitesi'ne geldiğinizde soruda sormuştunuz. O gönderilen uzay aracı aslında çok dar, işte eşyalar falan var, sıkışık, evet. Alt üstte yatıyorsunuz. Emin misiniz diye sormuştunuz öğrencilere. Bu şekilde uzay yolculuğu yapmak ister misiniz diye sormuştunuz. Evet, Elon Musk da diyor ki ben diyor Mars'a 100 kişi götüreceğim diyor. Diyoruz biz de yuh, sakin ol. Yani 100 kişilik roket yapmak istiyor. Ve ya da 100 tonluk lojistik göndereceğini söylüyor ya da 100 kişi göndereceğini söylüyor. Biz de diyoruz sakin ol oğlum yani yavaş biraz. Yani 100 kişiyi göndermek ne yapacaksın orada yani 100 kişiyle millet birbirini yer yani. Ki gerçekten iyi edebilir yani. Yani Mars gibi bir ortamda 100 kişi şu an itibariyle kolay bir şey değil. Zaten şu anki amaç ilk insanların gitmesi. Hatta yani, o şey de değil mi hocam? Öğrencilerimiz belki merak edeceklerdir. Hadi hop atladın, bindin, gittin değil. Onun ayrıca bir eğitimi var, simülasyonları var. Öyle deyince uzay aracına atlayıp Jeff Bezos ekibi ya da diğer ticari şirketlerin yaptıklarında çıkamıyorlar. Tabii. Yani ki Mars yolculuğu zaten apayrı bir şey. Düşünsenize siz 6 aylık yolculuk yapacaksınız. Gezegenler arası ortamda yolculuk yapacaksınız. Böyle bir ortam bizim şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlarının yaşadığı ortamdan çok daha farklı bir ortam. Niye diyeceksiniz? Çünkü biliyorsunuz işte dünya var. Dünyanın çevresinde Van Allen kuşakları var örneğin. Bizim
güneşten gelen yüksek enerjili dalgalara, yüksek enerji parçacıkları engelleyen böyle bir Van Allen kuşakları var. Sen onun içerisinde dolaştığın için her zaman bu kuşaklar senin işte bu zararlı ışınlardan koruyor. Ama sen Mars'a gitmek için doğal olarak o roketi buradan alacaksın. Van Allen kuşaklarından da çıkacaksın. Artık gezegenler arası bomboş ortama sokacaksın. 6 ay yolculuk yapacaksın. Doğal olarak bu sırada düşünsenize bir güneş fırtınası çıktı. Ne yapacaksın? Yani sizin bunlardan korunmanız gerekiyor. İşte roketin çok daha çok güçlü olması gerekiyor bu şeylerde. Korunaklı olması gerekiyor. Peki bu oradan bir soruya geçebiliriz. O işte roketler, Starlink uyduları falan deyince aslında uzayda çok sayıda fazla araç var. Ve bu da aynı zamanda uzay çöplerine de neden oluyor. Burada öğrencimiz, okuldan bir öğrencimiz uzay çöpleri neden başıboş bırakılıyor diyor. Daha son zamanlarda da onların toplanması ve onlarla ilgili de bayağı gündem olmuştu. Yok, aslında boş bırakılmıyor. Bunlar ilk zamanlardakiler evet yani çıkartıyorlardı, kalıyordu orada ama şu son 10-15 yılda çıkan bütün uzay araçları, bütün uyduların işi bittikten sonra ne yapılacağına dair bir taahhütname yapılıyor. Özellikle dünyaya yakınsa dünyaya geri düşürülmesiyle alakalı bir taahhüt veriliyor. İşte TürkSat gibi işte 38 bin kilometredeki bir uyduysa onun daha uzaktaki başka bir yörüngeye ittirilmesi hesap ediliyor. Yani bunun gibi farklı ölüm senaryoları var. Yani bir uydunun sonuyla alakalı senaryolar var. İşte ellerinden geldiği kadar çöplük olmaması için çalışıyorlar. Çöplüğü ne yapıyor biliyor musunuz? Çöplüğü esas bakın geçen gün Rusya örneğin uzaydaki kendi uydusuna işte şey attı. İşte bomba attı, şey attı işte, füze attı ve parçaladı örneğin. Ya düşünsenize yani bu salakça bir olay yani. Akılsızca bir olay. Sen gidip uzayda senin astronotlarının da olduğu bir yer var orası. Yani 450 kilometrede Rus astronotlar da var. Bu kadar böyle bir saçmalığı yapmak kadar saçma sapan bir olay olamaz yani. Ne yaptı? Kendi uydusunu parçaladı. Kendi uydusu parçalanınca tahmin edilen en az işte 500 ile 1500 arası ekstra parçaya bölündü. Al sana çöplük. Yani al sana çöplük. Her bir parça şu anda yörüngeye girdi. Ve her biri de yörüngede işte yani saatte 30 bin kilometre civarı hız yapıyor yani. Çok çok yüksek hız yapıyor bunlar. Yani işte dünyanın çevresinde 90 dakikada bir dönüyorlar. O kadar hızlı. Ve sen bunları dünyaya geri düşürmediğin müddetçe bunlar uzayda çöp olarak kalıyorlar. Ve yarın işte hem insanlar gittiklerinde tehlike, hem başka uydular gittiklerinde tehlike, bilmem ne yani. Aslında işte uzaya çıkan uydular tehlikeli değil aslında. İşte bu tür saçmalıklar tehlike oluyor bu sefer de. Peki orada aslında süremiz de ilerliyor. Evet, kaç tane soru daha şey yapalım? Bir saati geçti herhalde. O son en baştaki o teknolojik aksaklıklarımızı sayarsak yaklaşık bir saat oldu. Şimdi burada liseden öğrencilerimiz var. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nden çok parlak öğrenciler, çok da meraklılardı. Geldikleri için tekrar teşekkür ederiz. Ben şey sormak istiyorum onlar adına, şu an tam 9. 10. sınıftan 11. sınıftan öğrencilerimiz var. Kariyerlerine doğru bir karar verme zamanlarının geldiği dönemler. Bu uzay bilimleriyle ilgili kariyerleri nasıl olabilir, ne yapabilir, sizin önerileriniz neler, bunları alabilir miyiz? Ben şöyle söyleyeyim, bakın arkadaşlar, şimdi siz büyük ihtimalle ben bugün uzay falan deyince ya kardeşim ya ne uzayı ya işte Türkiye'nin gerçekleri falan diyeceksiniz. Demeyin öyle ya, gerçekten demeyin. Yani siz bunu, siz karar vereceksiniz, uzayla alakalı olabilir, işte teknolojiyle alakalı bir şeyler olabilir. Siz bunu ailenize açıklayacaksınız. Aileniz diyecek ki ya benim bildiğim bir mesleği yapsana yani. Benim bildiğim mesleğin okuluna gitsene. Anne, baba ya kusura bakma ama senin bizim yaşayacağımız devirdeki çıkacak meslekler senin okuduğun zamanki meslekler değil artık. Kesinlikle. Senin babanın öğrenciyken data science, data engineering, bilmem artificial intelligence, yapay zeka bilmem ne bu kelimelerden haberi yoktu. Şu an artık bunlar peynir ekmek gibi gidiyor. Siz üniversiteye geldiğinizde bakın şu anda ortaokuldasınız. En az bir 3-4 sene oradan atın. Bir de üniversiteyi bitirin, bir de 4 sene oradan atın. Yani sizin belki 7 sene, 10 sene sonrasını düşünmeniz gerekiyor. 10 sene sonra bu yapay zekalar bugün çok popüler ama 10 sene sonra popüler mi?
Bilmiyoruz. Yani kısacası böyle yani annenizin babasınızın bildiği meslekler üzerinde böyle kafanızı ya ben şunu yapmalıyım diye uğraşmayın, bakmayın olaya. Size şunu söyleyeyim. Örneğin Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olacak. Ya yani bir kişi trilyoner olacak. Düşünebiliyor musunuz? Trilyoner. Ya yani zaten şöyle bir sayı vardır yani sanırım Jack Ma'nın söylediği bir şeydi. 10 milyon dolar kazandığımda bu para benim diyordum. 100 milyon dolar artık benim değil diyordum. Neden? Çünkü 100 milyon doları idare edebilmeniz için sonuçta şirketleriniz oluyor. İnsanlar çalışıyor vesaire vesaire yani. Evet 100 milyon da 1 milyar doların olsa ne olur? Yani sen o paranın senin yani sen sadece bankada gibi sayı olarak görürsün ama yani işte o para işte çalışanlarının parası olur. Elon Musk trilyoner olacak ya trilyoner. Trilyoner olmasının sebep ne biliyor musunuz? SpaceX. Yani SpaceX olmasa trilyoner olamayacak. SpaceX ne şirketi? Uzay şirketi. Ve bu adama sadece ve sadece 10 sene önce demiyorlar mıydı ya yapamazsın demiyorlar mıydı? Evet. Yani o Falcon 1 roketi yere düştüğünde hatta 3 kere düştüğünde daha Falcon 1'lerde düştüğünde yani onun videosunu izleyin ya ağlıyor ağlıyor canlı yayında ağlıyor yani. Ya gerçekten yani şu anda bunu yapamazsam hem Tesla'daki param bitti hem SpaceX'teki param bitti ve bundan sonra ya ben nerede kalacağım? Çünkü 5 tane çocuk besliyorum falan diye bakıyor yani olay. Yani adam bir doğurduğunda işte eşi, ilk eşi sanırım 500'leri vardı yani. 400 ya da 500 doğurdu yani. Yani çocukların nasıl büyüyecek diye bakıyordu. Yani düşünsenize yani o röportajda öyle söylüyordu. Ve şu anda sadece 10 sene sonra adam trilyoner olacak ya. Şu anda zaten milyarder. Ya milyarların bir sürü. 100 milyarder, yüzlerce milyarder. Ama trilyoner olacak. Trilyoner olmasının sebebi de Elon Musk. İşte burada şey trilyoner olmasının sebebi de SpaceX. Burada şuna bakmak lazım. Gelecekte ne tür meslekler bir iş görecek? Bunu şu anda siz de öngöremezsiniz. Yani benim gibi insanlar da ya işte şöyle olacak, böyle olacak falan. Evet az çok bir 10 sene sonrayı tahmin edebiliyoruz. 20 sene sonrayı tahmin edebiliyoruz ama 50 sene sonra kimse tahmin edemez. Çıkıp da bana şey yapmasınlar yani böyle 50 sene sonra 2000 işte 60'larda 70'lerde şu olacak falan düşünebiliyor musunuz? 2060'larda siz yaşayacaksınız biliyor musunuz? Farkındasınız değil mi? Ya bugün bilim kurgu filmlerini izlediğimizde 2050 dediklerinde böyle şey gözüküyor ya 2050'de benim uçak uçuyorlar bilmem ne falan. Ya affedersiniz de 2050 yılında siz yaşayacaksınız. Siz bu sayıları göreceksiniz. 2060'ları 2070'leri siz göreceksiniz. Belki 2100'leri göreceksiniz. Tıp ilerliyor. Olur da şu komet hızlıca geçerse umarım. 2100'leri evet, görecek insanlar. Yani 2100'leri görecek insanlarsınız. Burada şunu düşünmeniz gerekiyor. Bir, yapacağınız meslek her ne kadar şey olsa da yani o devrin mesleği olsa da uzun yaşayacağınız için sıkılacağınız da bir şey olacak. İstediğiniz kadar en eğlenceli işi yapan insan da olun. Ya yani bir zaman sonra sıkılacaksınız ve açık olmaya çalışın. Yani zihinlerinizi, bu antenlerinizi açık tutmaya çalışın. Kendinizi bu şekilde yetiştirin. Çünkü bu şekilde yetişmezseniz, gerçekten böyle bir memur kafa, memur zihniyet yetişirseniz böyle bakarsınız. Ben şunu yapacağım, devlet de bana şunu versin, şu parayı versin. Devlet bana verdikçe ben kendimi idame ederim. Yok böyle bir şey ya, yok böyle bir şey. Kafanızı açık tutmayı, sorgulamayı, öğrenmeyi şimdiden yapmanız gerekiyor ki ileride bir mesleğe girdikten sonra ya ben bunu sevmiyorum dediğinizi fark ettikten sonra bile ya ben şu işi de yapabilirim diyen insanlardan olun. Bir de şu da önemli, üniversiteye gideceksiniz, hepiniz gideceksiniz. Gittikten sonra kimse üniversite bölümüyle nikahlı değil. Ya işte ben şunu okudum, ben şunu yapmak zorundayım diye bir olay yok. Böyle de bir olay yok yani. Ve onun için elinizden geldiği kadar sevdiğiniz işi yapmaya çalışın. Uzay konusu evet gelecekte çok şey vaat ediyor. İllaki uzay mühendisliğidir, astronomidir falan filan yapmanızın da bir anlamı yok. Yani illa bu bölümler de değil aslında olay. Elektronik mühendisliği olur, işte mekanik mühendisliği olur, haberleşme mühendisliği olur. Bilmem tıp olur, o olur. Yani uzay tıbbı olur, bilmem ne olur. Yani bir şeyi... Bir şeyleri yani bu şekilde de şey yapabilirsiniz yani birleştirebilirsiniz size faydası çok olur diye düşünüyorum arkadaşlar yani gelecekte bu şekilde önerilerim olabilir.
Onun için illaki aileniz size bir şeyler söylerse, kafanıza yatmıyorsa teşekkür ederim anne, teşekkür ederim baba ama ben bunu yapacağım demeniz gerekiyor. Yani burada da biraz şey gibi gözüküyorum ama. Kesinlikle öyle ama bizler de öğrencilerimize söylüyoruz, hatta öğretmen eğitimlerinde de bahsediyoruz. Bundan belki 10 yıl, 20 yıl sonra şimdi hiç var olmamış pek çok meslek var olacak. Biz o zaman onlara nasıl yetiştirmeliyiz diye işte öğrenmeyi öğretmek, teknoloji, okul yazarlığı, girişimcilik fikirlerinden bahsediyoruz. Öğrencilerimizin de sanırım o becerileri şimdiden elde etmeleri gerekiyor ki sonra karşılaştıklarında hemen çevik bir şekilde adapte olabilsinler ya da kendileri teknolojiyi üretebilsinler. Bir de temel bilimlerde de böyle bir şey oluyor. İşte temel bilim nedir? İşte matematiktir, fiziktir, biyolojidir, kimyadır. Bu tür alanlar da var. Özellikle aileler bunlara çocuklarının gitmesini önermiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalırsın. Şu olur, bu olur falan. Ya bir dakika ya. Hayatında ailenize bir sorun bakalım. Yani örneğin siz fizik okumak istiyorsunuz, tamam mı? Ya da ne bileyim uzay mühendisliği okumak istiyorsunuz. Aileniz de diyor ki hayır okumayacaksın. O zaman şu soruyu sormanız gerekiyor. Anne, baba, hayatında hiç bir fizikçiyle karşı karşıya geldin ve konuştun mu? Büyük ihtimalle bunlar, yani bu aileler hayatlarında hiçbir fizikçiyle konuşmadığı için sadece etraftan duydukları bir dedikodu, işte ya bunlar işsiz kalırlar falan, böyle dedikoduları duydukları için akıllarında böyle yere dönüyor, sonra size böyle öneriler veriyorlar. Bu yani eğer ki hiçbir şekilde konuşmadılarsa ve bu konuda hiçbir fikirleri yoksa elbette ki baba, anne baba, tamam seni bir gerçek bir fizikçiyle, yani bu işi yapan bir insanla tanıştırayım de diyebilirsiniz. Bana da yazabilirsiniz. Ailenizle de ben de konuşabilirim. Arkadaşlar bana yazın yani. Instagram'dan, Twitter'dan DM atabilirsiniz yani. Böyle durumlarda şey görevi beni gösterebilirsiniz yani. Diyebilirsiniz yani. Umut Hoca var bak işte. Bir astrofizikçi var. Astrofizikçi bak işte bu işten para kazanıyor. Artık yani aç kalmıyor. Yani bu işte bir işler varmış. Yani oluyor demek ki diye sorabileceğiniz insan arıyorsanız beni de gösterebilirsiniz. Kendi işte şehrinizdeki üniversitelerdeki hocaları da gösterebilirsiniz vesaire vesaire yani. Peki Umut böyle Hocam, de söyleyebilirim. Çok çok teşekkür ederiz. Amerika'dan akşamın bir vakti bize katıldınız, eşlik ettiniz. Öğrencilerimize de aynı şekilde. Eminim ilham olmuştur. Ben birazdan odaya onların yanına geçtiğimde konuşacağım. Çok teşekkür ederiz. Hem ben teşekkür ederim hocam. Samimiyetle sorularınızı cevapladığınız için. Sağlıklı günlerde sizi Mersin'de de yüz yüze ağırlamak, öğrencilerimizle bir araya getirmek isteriz. Hem kendi adıma hem Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü adına tekrar teşekkür ediyorum hocam. Gençler, sağ olun. Hemen geliyorum odaya. Sağ olun. Hoşçakalın. Ben müsaadenizle. O zaman başka bir seferde görüşmek üzere. Türkiye'ye arada bir gelmeye başlıyorum zaten. Şu pandemiden dolayı biraz sıra vermiştim. Gelmeye başlıyorum. Gelince de yüz yüze de görüşürüz o zaman diye söyleyelim. Çok isteriz. Ben hemen...